gençler, ünal yapım olarak herkese merhaba. İlk bölümde hemen kutularımızı açalım dedim. Toplamda 18 kutu varmış ama daha önceden 8 tane açtığım için bu videoda 10 tane yılbaşı sandığı açacağız. Bakalım içlerinden neler çıkacakmış, videolarda anlatmıştım. Ama böyle açmak daha da eğlenceli oluyor açıkçası. Evet, hadi gir bakalım anahtarcık. Oo, güzel. Villonun abi kanatları çıktı. Bunları hep kuşanıyorum. Tek tek göstereceğim bunları ilerleyen bölümlerde de sizlere. Ayrıntılı olarak oynayacağız oyunlarımızı. İşte Fernando'nun beklediğim kalkanı geldi. Devam edelim. Bumpkin'in kıyafeti gelsin. Bu bölüm Bumpkin'le oynamayı düşünüyorum. Ya da Seris. İkisinden bir tanesiyle oynayacağız. Ne geldi? Oo, geldi. Tamam abi. Zaten gelmesi normal bunların. ama şeyi büyük ihtimalle Bumpkin'i abi sona saklılar. Çünkü genellikle böyle oluyor bu tip kutularda. Ve gördüğünüz gibi 13. kutuyudayım. 14'e geçtim hatta. Ama hala çıkmadı. Oo, hayret. Beni şaşırtan. Konuşurken çıkarttı. Al dedi, kapak olsun gibisinden oyun. Hayret. Vallahi düzelttiler demek ki sistemleri. Normalde çıkmazdı. Evet. Bu bende orijinalde var zaten. Sıkıntı yok. Aç bakalım. Legendary. Oo, efsaneli ifade. Buz pateni hareketi. O geldi. Epic. Tamamdır. Silahı da geldi abi. Silahları ayrı olarak geliyor işte Bumpkin'in. Mesela burada silah ayrı düşüp gelmesi bizim için iyi oldu. Sonuncuyu ne saklamışlar onu merak ediyorum. Dur bakayım ne gelecek. Epic. Aa, atı yeni şey yapmışlar. Vay çakallar vay. Son dakika demek ki onu koymuşlar. Şimdi çaktım olayı. Evet gençler, şimdi bunları yaptık. Problem yok. Kutularımızı açtığımızda bunlar geliyor. Ve en sona büyük ihtimalle sizde de bu şekilde olacak. Yani atı en sona saklayabilirler. Veya bazılarınızda değişebiliyor. Ortalarda da verebiliyor. VIP mağazasına gittiğim zaman benim en son bakınan görünümlerde evet gelmiş. Bunu alacaktık ve bunu alacaktık. İkisini beraber almayı düşünüyorduk zaten. Ama yeni olduğu için neden aldırmıyor bizlere? İmparatorluk tabancası. Aldırsana abicim, ödüller. VIP parasında bir sıkıntı var yanılmıyorsam. Kilidi aç diyor. Aç abi. Bununla alakası yoktur ama neyse, açalım bir. Tamam. 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 Açtık. VIP paralarına gel. VIP parasında bunları bize aldırmıyor. Allah Allah, ilginç. Normal takviye silahlarda göstertiyor. Süslü elbiseler. Süslü elbiselerde de mi alamıyoruz? Aa. Evet. Seris'in kostümünde sıkıntı var abi, tesisöründe. Bizlere aldırmıyor gördüğünüz gibi ama diğerlerini alabiliyoruz. Bir problem yok. Bunda VIP özel ilahi diyor. Bunlar özelmiş. Vay anasını. Çakallara bak la. Vermiyorlar ha. Ödüller. Göstertiyor. Kademe 1, kademe 2. Ödül listesine bakalım. Evet, ödüller kademe 1. VIP kademeli 1 üyelik faydaları diyor. Bunları veriyormuş işte. Kırmızı kostümünü bize bu üyelikle veriyor. Kademe 2'de ne veriyormuş? Efsanevi sprey veriyor. Bu spreyi kazanıyormuşuz. Kademe 3'de ne veriyormuş? Kademe 4, kademe 5. Gitgide değişiyor. Kademe 4 595.200 mü? Oha! Sen ne diyorsun oğlum? Bu kostümü almak için var ya, VIP para almamız sürekli çok sağlam olacak. 10.000 veriyor tanesinde. Şunu bir çokla almayı çeviremediler ya. Çok kötü oldu. Alalım bakalım, deneyelim. Aldıktan sonra 50.000 olduktan sonra açalım. Evet gençler, normalde bunları böyle tek tek açmakla uğraşabilirsiniz. Ben birazcık uğraştım ve ardından da şu sağ tarafta kilit aç butonunu en son gördüm abi. Ona tıkladıktan sonra kristalinizle direkt aldığınız anda size eksik olan VIP puanını verecektir. Buna bastığım anda otomatikman tak diye 4. seviyeye geçtim ve kilitleri açtım. Tümünü donan diyelim çünkü Seris'in kostümünü almamız gerekiyordu. Diğerinin de kilidini açalım. Orada ekstra bir at verecek bizde. 5 üyelik faydaları. Chat ikon diyor. Akonti bilmem ne. Gold training. %10 daha fazla altın kazanma şansı. %10 daha fazla VIP puanı. Ve %20 VIP store'da daha indirimli bir nevi alışveriş gibi. Karakter mastery enable diyor. Çıkma olasılıkları falan. 50 tane de kutu verdi sonuncularda. Ama oyuna şöyle baktığım zaman kademe seviyeleri bizim bir nevi kristal seviyeleriyle de faydaları var. Bir de logoların yan tarafında gördüğünüz gibi hemen şurada göreceğiniz gibi seviyeler var. Kademe 5'te olduğum için şu anda Roma harfleriyle 5 sayısı yazılmış durumda. Bu şekilde demek ilerleyecekmiş ama zor yani.
Yani insanların bu dönemde özellikle paralarını almaya çalıştılar, onu fark ettim. Daha da ne getirebiliriz demişler, bu sistemi getirmişler. Şuna bak, ganimet sandıkları kaç tane olmuş? Kesin hepsi de standart sandıktır ha bak. Şundan. Aha, 158 tanesi de bak burada standart parıldayan sandık. Bunlardan bir halt çıkacağını pek inanmıyoruz. O yüzden normal bir oyun atmaya çalışalım. Hepsini seçeceğim. Çünkü bu saatte kimse olmayabilir. Onun dışında şampiyonlar listesinde daha önceden Kimlerse. bahsettiğim şeyi ayrıntılı olarak bakalım, kart dizilim olaylarını abi. Kart dizilimleri artık daha düzenli bir hal almış durumda ve gerçekten hoşuma da gitti. Benimki hangisiydi la? Şuydu herhalde. Termal Kinesa. Abi kart dizilimi aşağı tarafta daha güzel bir şekilde gözüküyor. Yine aynı şekilde kademelendirmeleri var haliyle. Şimdi Legendary kart. Bu özel kartlar yine kutulardan falan gelecek bizlere. Abi şöyle bir tanesini bir silelim. Niye silmedi lan? Kart dizilimlerinde hala bir problem var herhalde. Ha, bunlar kendi standart dizdikleri. Şu bizimkiler. Tamam. Bunlar bizimkiler abi. Şunlar kendi standartları. Kendi dizilimlerimize baktığımız anda, lan tam da diziyordum, oyun buldu ha. Neyse. Sirius ya da Bumpkin'i hemen hızlıca seçmem lazım. Yerleri nerede tam olarak hatırlamıyorum ama tıklayıp hemen Select your bakalım. champion. Lan. Lan Bumpkin nerede? Ay tüküreydim. Bumpkin'i almışlar. Destek almamışlar. Desteği seç hemen Seris. abi. Tamam, hiç değilse Sirius'la oynarız abi bu yıl. Bumpkin'le oynamayı düşünüyordum ama şansımıza Sirius geldi. Dur bakalım, supportluktan kurtaralım. Yeni ekran menüsü çok hoşuma gitti. Bayağı güzel olmuş. Yeni atımızı da kullanalım. Hem nasıl bir şeymiş ona da bakarız. Bakalım şurada özel bir şeyler var mı? Yok. Tamam. Sirius'un kostümü gerçekten yakından bakınca abi çok iyiymiş. Fotoğraflardan daha da kaliteli duruyor. Kazanması birazcık zor olacak. Seviyeler kaçlarda bakalım. 5, 5, 5, 5 ve 3. Pes etmiş. Adam büyük ihtimalle yarı yolda pes etti. Karşıdakilerini hiç bilmiyoruz. Bunlar tabii dereceli oyun sistemini artık daha da geliştirmiş oldular. Ben artık şeye benzetiyorum. Tamamen Smite'ın sistemine geçiş yaptı abi Paladins firması. Yani onun sistemini bu oyuna da odakladılar. Çünkü orada da görsel şeyler, bu teknoloji daha da gelişti. İlerleyen bölümde karakterlere ait şeyler çıkabilir. Animasyonlar. Bunu da benden duymuş olmayın ama gelecek. İlerleyen bölümlerde animasyonları çıkacak tek tek karakterlerin. O çıktığı anda da hepsini özetler anlatırız. Bakalım kimle neyi eşleştirecekler. Takımda karşıda kimler varmış? Androxus, Kinesia, Sirius. Ana, ilk defa karşıda Bumpkin yok lan, şaşırdım abi. Bizde var ama o karşıya almamışlar. Şalin var ve Torvald var. Gerçekten takım çok güzel dizilmiş. Bizim de Allah'tan inaramız var abi, tank olması iyi. Şalin, Bumpkin, yine Androxus ve Sirius bulunuyor. Yani tek fark Kinesia ile Bumpkin, benle de bir de Torvald'la da inara farkı olmuş abi. Onun dışında herhangi bir fark yok. Diğer karakterler hep birebir eşit. Şalin birazcık zor olacaktır çünkü takır takır öldürebilir. Daniel diye bir adam var. Daniel bize danlayacak. Bir kişi kaldı. Sirius hala kaldı. Bu arada test server abi, yine soracak arkadaşlarınız büyük ihtimalle olacaktır. Yine söylüyorum, her sefer söylediğim gibi bu kadar çok sıkıldım artık. Videolarda da anlattım, yine de anlatayım, söyleyeyim burada da, yorumlara boşu boşuna gelmesin. Test server'ı güncelleme geldikten sonra 3 gün açık oluyor abi. Atıyorum cuma mı geldi? Cumartesi, pazar, pazartesi açık. Ondan sonraki günler büyük ihtimalle kapalı olur. Ardından şeyinizi girdiğiniz zaman, üyeliğinizi girdiğiniz zaman bulunamadı filan der. Ya da sunucuya bağlanamıyor, üyeliğiniz hatalı gibi uyarıları alabilirsiniz. Bunlar normaldir, korkmayın. Evet, 4 tane Legendary kart artık olacak. Bunu da belirteyim. Bakalım. Batılar bekler. Batılılar ne? Batılılar bekler ne lan? Nasıl Türkçe'ye çevirmişler? Izdırap. Izdırabı alacaktık zaten biz, her zaman onu alıyoruz. 1.68 kereye kadar biriktirir ölümünü, biriktirmeler yok. Ekstradan bu mu gelmiş lan? %300 daha fazla can çal mı? Ölümcül erişim. Ha, daha fazla can verme. Dur bakayım. Ruh yenileme, hedeflerine olan düşmanları 50 birim yakınındaki tüm müttefikleri iyileştirme değerinde %40 kadar iyileşir. Ha, ruh iyileştirme yaparken çevremizdekiler de iyileşebiliyormuş. Mantıklı. Ama ben tabii ki şunu atacağım. 1,5 saniye boyunca adamın donması benim işime geliyor. Ekstradan diğer kartlarda bilmeyenler için konmuş durumda. Ulan kartlara bakayım derken item seçmedik ha. Diğerleri de seçmemiş. Neyse, ben şurada durayım. Bumpkin'e biraz yardım edeyim. Bak şimdi şuradan biri gelecek. En çok dönüşümü merak ediyorum zaten.
First blood. Abi ben görünmezken beni nasıl vurabildi F'e bastığım zaman? Bak F'e bastım. Ha, basarken demek ki şey yapmış. Neyse bizim takımdakiler öldürdü. İtemi almıyorum. Birazdan alacağım inşallah. At bu arada güzelmiş gençler ha. Öyle masmavi duruyor. Buz atı gibi duruyor hatta görüntüsü. Ekstra onun dışında pek bir farkı yok. Escort the payload. Yalnız Bomb King afallamıyor ha. Neyse öldürdüler Allah'tan. Vuramadım. Işık süzülmesi gerçekten çok güzel ha. Öyle kötü değil. Kıyafete şöyle iyicene ayrıntılarıyla bakalım. Abi kıyafet mükemmel ya. F'i ver bakayım. Oo! Tanrı. Tanrıça daha doğrusu oldu. Tanrıça müthişe döndü abi. Gerçekten müthiş oluyor. Evet, ulti sırası geldi. C'de oynama daha mantıklı oldu. Hop! Ana! Nasıl olur lan oradaki adamı niye almadı? Abi bu hataya kandığımıza inanamıyorum resmen. Tahmin etmeliydik. Bayağı kolay bir yerde öldük. Ben bu kadar umuyordum yani. Çatırt diye aldı bizi. Neyse item alalım artık işin şakası. Kronos alacağım. Daha hızlı şey olması için. Bir de dağlama alacağım. Seris daha fazla healleyemesin adamı. Tamam şu seviyeler iyi gibi. Toparlanın beyler. Herkes şaşırdı tabii orada bir afallama oldu abi normal. Yürü be kızım. Yalnız Bomb King'i hiç işleyemiyoruz ha. F hareketi müthişmiş ya. Şu görüntüye bir bak abi. Aa içine girince de şeyini görüyorsun ha. Kafasındaki melek halkasını görüyorsun abi. Bayağı iyi olmuş ha. Şahaline hiç bakmıyorum şerefsizim. Sıfır hilleme yapıyorum. Ama kıyafeti harbiden hak edir derecede kaliteli yapmışlar gençler. Şöyle bakalım. Gerçekten hak etmişler. Bu tip kıyafetler abi parayı hak ediyor ya gerçekten. Kristali hak eden kıyafetler bunlar abi. Ama son dönemlerde şeyi fazla oynadığım için Overwatch dereceli maçlarıyla LoL'ü biraz fazla abarttım kendimce. O yüzden pek bu oyunlara zaman ayıramıyorum açıkçası. Paladins'i bile fazla oynamıyorum. Zaten YouTube dediğim gibi hani parasal anlamda da olsun, izlenme anlamında da olsun gelişme bayağı kapasitesini küçülttüğü için ben artık fazla uğraşmıyorum. Haftada bir atıyorum. Bu sizin için haftada bir diyorum pardon. 3 kere falan atıyorum. Bu sizler için de bir nevi iyi. Hiç değilse eğlenceli videolar. Yani videonun tadını çıkartmanız için birazcık şey yapmak gerekiyor. Aha çekildik ya lan. Benim kaçacağımı mı zannettiniz savaştan? Androxus ne çaktı la? Oğlum herkes Androxus'u çıldırtıyor ha. Çok gaza geldik ondan oldu. İlerleyin gençler. Kim istiyor lan heal? Gitti oğlum ondan sonra iyiydi. Süpersiniz süpersiniz. Tankımızı fullleyin.
İyi kaçtım la. Al abla al. Canlarının seviyesi biraz düşük olduğu zaman bana daha güzel gösterse aslında oyun var ya. 4-4'lük tutar ha. Böyle canlarının seviyesini tam net göremiyorum dikkat ederseniz. Herkesin canı iyi değil mi gençler? Oo şalini 3 çaktım herhalde. Ben kaçar. Androxus. Lan vursanıza. Şey atacak bizi şimdi dışarı. Hadi be. Androxus iyi yapıştırıyor yemin ediyorum. Oynanabilecek hero'lar arasında tabii ki Androxus kral arada geliyor. Ben Bomb King'in videosunu abi bundan birkaç gün sonra yayınlayayım sizlere. Daha eğlencesi çıksın tadı. Hemen yayınlarsam zevkini alamazsınız çünkü. Şu an seriously oynadığımız için ikinci el Androxus seçeceğim. Birazcık gaza geldim abi. Dur bakalım. Şaline bak, şaline kudruk şalin. Korkma Şalin, yanındayız. La kadı geliyorum. Abi veriyorum da nereye kadar? Overtime. Try and run. Okay, you've made my day. Enemy double kill. Yapacak bir şey yok. Adam bayağı pro oynadılar orada. Vallahi elimden geldiği kadar inarıyı hilledim ama çevreden atak yapacak adam hiç kalmadı. O yüzden jortladık. Şu anki el bence her türlü götürürüz abi, hiç problem olmaz. Çünkü dağlamayı artık son seviyeye kadar getirdim. Fazla müsrif mi? Kim lan? Fazla müsrif ödülünü almışız. Şunu var ya, inarayı deli gibi hilledim ya adamı. Ataklık hero oynamam daha eğlenceli oluyor ya birazcık da. Oynama sanki böyle biraz ağır gibi geldi. Böyle daha yavaş hissettim. Şöyle içten oynayınca mı acaba daha hızlı geliyor? Aynen ha, içten oynayınca daha hızlı geliyor. Dışarıdan oynayınca hero yavaşlıyormuş gibi geliyor ha. Böyle daha psikopat hareket ediyor bak. Biraz da böyle oynayalım. Orijinal haliyle. Herkes deli gibi birleşti. Bak şimdi buradan bekleyeceksin abi, kimler geliyor göreceksin. Fullsün yavrum, sana bir şey olmaz. Kapat la kapıyı inere. Hay senin kapattığın yere tüküreyim. Lan ne healy, öldüm ya. Vursanız adamlara, öldüm anasını satayım. İkisi de bana dalıyordu orada. Keko inara gelse yanıma. Herifler bir yavaşlasa alırız yemin ediyorum var ya, yok. Oyunu kazandıran ben oldum ha, azıcık ilerledim. Olaya bak, komedi anasını satayım. Hiç beklemiyordum ha.
Ooo, Androxus ama kimdeki? Ashgimrel. Karşıdaki, bizdeki değil. Karşıdaki harbiden iyi oynuyordu. Manyak vuruyordu şimdi. Dur bakayım bak. 3 kere tıkladım bitiyor zaten ya. Orada beni öpmüş. Burada bunu öpmüş. Orada da Şahin'i öpecek. Büyük ihtimalle öpmüştür orada Şahin de. Oyunu öyle bitirmiştir. Ama güzeldi harbiden. Sağlam oyundu. Dur bakalım şimdi Androxus'u seçebilecek miyiz? Oo, en iyi destekle ben çıkmışım. Olay be. Karşıdaki adamdan daha iyi destek vermişim. Aynen. Onun dışında hiçbir alta yaramamışım abi ama. Skorlar, dizilimler. Dizilimler. Geldiğimizde bakalım. 2 kişi öldürebilmişim ancak 9 tane asistim var. Tam destek olmuşuz yani oyunda. Onun dışında bir haltımız yok abi. Neyse. Gidelim Bumpkin'in kostümüne bakalım. Ha şey anlatıyordum. Bir dakika. Şampiyonlarda kart dizilimlerini göstertiyorduk. Gel bakalım dizilimler. Kendi dizilimlerimiz bunlar oluyor. Kendi orijinal dizilim bozmuyor. Ama ekstradan 2 tane falan dizilim daha gelmiş. PVR diye bunlar 3 tane özel dizilim gelmiş. Bunları da kullanabileceğiz büyük ihtimalle. Evet. Şimdi aldık mesela bir tane kartı seçtik. Bunun seviyesini arttırmak istiyoruz. Ne yapacağız? Abi seviyesini arttırabiliyor muyuz? Veya şu kartı koyduk. Hazırda kendiliğinden 3. seviyeye ulaşmış bir kart. Ay tutulması. Önceden tek tek arttırıyorduk ya tık 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 diye seviyeleri. Şimdi bunları arttıramıyoruz. Kendi içerisindeki ancak seviyesini kullanabiliyoruz. Örneğin bizim kartlarımıza gel. Daha önceden ne kullanmışız? Ay tutulması. Ay tutulması nerede abi? 4. seviye. Hiçlik kavranışında 3. seviyede. Hiçlik kavranışında etkilenme düşmanları %45 azaltılmış iyileştirme alırlar. Değişiklik. Yani biz kendimiz önce kartları tek tek arttırıyorduk ya, o sistem kalkması bir nevi kötü ama bu düzeltme sisteminin olması bayağı güzel oldu. Şimdi Androxus'u seçeceğim. Androxus üstü olduğu için iyi seçebildim Allah'tan. Bumpkin'i de seçen yok ha şans eseri. Lan korsan kostümü ne? Kırmızı kostüm almadık mı biz? Vay ağzına tüküreyim. Kırmızı lan kırmızı. Ana o kostüm gözükmüyor ha. Neyse korsan kostümüyle oynayacağız. Ama silahı var. Tamam kuşan. Kuşan. Tamam. Abi kostüm gözükmüyor. Elbise var, kostüm yok lan. Vay anasına, sadece kafamızın rengini değiştirdik, olaya bak. La şunu al bari. Kafalığa da gel korsan şeyini. Üstüne de gel bunu. Evet. Jack Sparrow geliyor abi şimdi, yakacak adamların çırasını. Son 1 saniye kala bütün sistemi tamamen alt üst ettik, değiştirdik. Yalnız takımda tank yok, tank yok, tank yok. Neyse karşıda da yokmuş. İyi. Karşıda da olması bizim bir nevi işimize gelir. Ama Lex'te şey olması, Eevee ve Tyra'nın olması, üçlü kombin, üçü de sağlam vuran adamlar bizi zorlayacak abi. Bu el biraz yenilebiliriz. Şahin iyi oynamazsa yeniliriz. Eevee de aynı şekilde. Gerçi hepimize bağlı ya. Baksana hepimiz hasar almışız. Vurkatçılar da bir nevi hasar sayılır abi bendeki. Eevee'nin çünkü verdiği atak manyak. Karşıda da Lex'in verdiği atak manyak. Lex'i uzun zamandır oynamıyorum. Acaba oynasam ne değişecek? Neyse. Androxus birazcık Lex'e yakın olduğu için bu oyunumda ona göre bir hareket olaylarımızı anlarız. Oyuna yavaş girmeye başlamış. Acaba şeyden dolayı mı? Test server'ının ne denir? Her kesimden ayrı bir yerde oynamamızdan dolayı mı? Hani Avrupa, farkı, Amerika falan her biri ayrılmadığı için mi acaba? Onu merak ediyorum. Orijinal oyunda da test ederiz. Evet, Androxus'un hareketlerine bakıldığı zaman %30 ek hasar nerede la? 6 patlarıyla yaptığım başarı vuruşlarında bir sonraki gözlem hasarını %100'e kadar %8'er arttırır. Ha, sağ tıklama hareketinde diyor. %20 more, %40 healing. Tamam. %40 canımın altına indiğim zaman daha fazla, %40 canın altına inenlerde daha fazla hasar verme. Bunu biraz düşürmüşler. Bu %30'du, %20'ye indirmişler. Geri çevirme artık hep bir ateş atacak ve minimum 640 hasar verecek. Oha bu da çok iyiymiş ha. Geri çevirmelerde o yüzden bize tek atıyorlar demek ki. Kafadan vurmalar %40 ek hasar verir. Onu tam tutturamıyoruz, o yüzden seçmiyorum. Androxus'un benimki herhalde şuydu. Hızlı silahlanma, zaten yazışmalardan anlamalıyız. Çok saçma sapan bir yazışma var. Karşıdaki healer Seris ama ben tabii ki marifetli el alacağım. Daha hızlı döndürebilmek için el hareketlerini. Silah atışlarım çok hızlı olması lazım benim. Diğerlerine nazaran. Evet, oradan giden yok. Demek ki hepsi sağdan geliyor. İlk kanı nasıl aldınız lan? Normalde bunu kaçmada kullanırdım ama şimdi işimize yaradı. Yalnız ortada duran yok kekolarda. Hadi be! Ayağının dibine attım lan.
Bizimkiler niye ortada durmadılarsa alanı biraz terk edip herkes dışarı çıktı. Keşke ben de çıkaydım. Geldi Lex beni buldu zaten. Herife yalnız bir kere bile vuramadım. Orası daha da komik bir nokta. Lex peşimde. Ah be! F'i de tam basıp kaçacaktım şöyle sağa doğru. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Şu Lex çok pro ya. Bumpkin'e Lex'i öldür diyeceğim. Ay ağzına tüküreyim. Kaybedeceğiz ha. Lex yüzünden kaybedeceğiz. Hasarı çok yüksek adamın. Biraz sakin oynarsak herhalde bunda da iyi oynayabileceğiz gibime geliyor. Nasıl olur lan bu? Ah be, ah be. Vurdum ha. Elimden geleni yaptım ama. Lex'e alıştık ya tık 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 vurmaya. Şarjör az tabii. Kalıyoruz abi ortada. Yalnız oyun eski kart dizilimlerine göre bayağı değişmiş ha. Söyleyeyim size. Fark edecek yani. Bu elde bugünden sonra herkes eşit gibi görünüyor. Ne haber la Seris? Ve triple kill mi geliyor? Hadi 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 biri biraz canlı biri. Beleş free biri. Yok. Free biri çıkmadı karşıma. Ama orada gördüm kimin saldırdığını. O kesin şuradan şöyle yollanmıştır. Şöyle buralarda bir yerde görünür olacak. Artık kaçışlarda canım dolmuyor. Kart dizilimlerinden dolayı abi berbat olaylar ya. Üzülmede canım birazcık dolardı kart dizilimlerinden dolayı. O dolmadı bak. Adamlar ilerletemiyor. Hemen ultimi kullanmam lazım. Herkes büyük ihtimalle sağda toplanıyor. Önce 1-2 çakma. Lex'e bak la görünmez yürüyor. Lan nasıl ben öldüremedim? Dalga mı geçiyorsun? Yumrukla vurdum lan bildiğin oradayken köşede duruyordu. Ben öldürdüm diye de seviniyorum ya. Yumruğumu da vurdum ne güzel. Zımzı oturtturdum yüzüne. Can çalma alacağım. Araç ilerliyor. Abi şu herifin can nasıl doluyor ya? Psikopata bak. Ölüm yaşam sökme değil de ölüm şifasını bayağı almış herif. Kaç almış? İkilemiş mi o? Aynen ikilemiş ya. Şakala bak. Ultiyi diğer oyuna saklıyorum. Zaten araba ilerletmekle heriflerin şeyi yok. İlgisi yok. Yani arabayı sadece almadan dolayı kazandılar. İlerletmede sıfırlar. Hadi bakalım bu el ne yapacağız? Ultiyi resmen çakacağım abi. Ultide de bir değişiklik var mı? 4 saniye boyunca uç ve 6 patlarını her 0.5 saniyede 1000 hasar veren 4 patlayıcı atarak şekilde değiştir. Gençler bu arada bak bu da değişmiş ha. Önceden normalde durduğumuz yerde E'ye basıp hemen tak 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 vurabiliyorduk havada uçarken Androxus'la. Ama şimdi illayı seni yukarı göndertiyor. Yukarıda 4 kere 4 saniye boyunca yukarıda kal diyor. Öyle veririm diyor. Yoksa başka türlü hak edemiyorsun yani. Hak etmen lazım diyor. Bu kötü olmuş ha. Yeni özellikler var ya sizleri çıldırtacak. Evet, evet, evet. Bumpkin çık karşıma kafadan bir tane yedireyim sana. Ya abi şu özellik giderilir mi ya? F'le giderken ne güzel canım doluyordu. Ay tüküreyim nerede kaldım şuna bak.
Lex olmaz, Lex olmaz. Hero çok yavaşlamış ha. Androxus var ya, çok büyük problem oldu ha. Oynamayı unutmuşuz. Ama eğlenceli. Alacağız ya, ortaya her türlü alırız herhalde. O kadar da avel değilizdir. Derken orta gitti. Harbiden orta. Avel değiliz dedik ama avelmişiz. Abi çok zorlaşmış ya. Hiç vuramıyorum ha. Tam bir avel gibiyim ha. Hiç vuramıyorum. Bumping döktürüyor anasını satayım. Orta tarafı harbiden kaybettik ya. Benim yüzümden oluyor büyük ihtimalle. Huzur. Sakin oynama. Herife bak la, son canda kaçtı ya la. Helal lan Bumping. Kar topuna çevir onu. Ayak sesleri daha çok belli olmaya başlamış. Seris, Allah seni kahretmesin. Arkana dönecektin. Dediğim gibi adamın canı düştüğü zaman Overwatch'ta böyle çok rengi değişiyor bir anda. Seris gibi healer'lara da o tip bir yeteneğin gelmesi gerekiyor. İlerleyen bölümde belki gelir. Ancak hani bir panelden açıyoruz ya, sağda solda o gözüküyor. Orada belki bir ihtimal görme şeyi vardır ama o kadar tabi seriyi göremez. Evet, evet. Şu an çıldırtan olaylar. Derken Bumping ağzıma tükürdü. Abi bu olay çok kötü olmuş ya. Geliyorlar la, vallahi geliyorlar. Orta tarafı almak önemli. Biz de orta tarafı almakta bayağı sorun yaşıyoruz. Yaşam sökmeyi artık almam lazım. Çok uzattık. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Double kill. Killing spree. Triple kill. Portable kill. Ama hızlı yapamadık abi, o yüzden işe yaramadı. Hızlı yapmamız lazımdı. Evet, Allah'tan son dakika atağım birazcık işime yarayacaktır. Moral desteğimi arttıracağım mı, limanı mı arttırsam acaba diyeceğim de, moral desteğini arttırayım. Ultim hemen hızlı gelsin. Aa, limanı da arttırabiliyorum. Artık zaten son dakikalara gelmiş durumdayız. 2-2 de olsak almamız lazım abi ortayı. Bizim bir nevi öne geçirmemiz gerekiyor. Aynen, adamlar spreyleri basıyor bu arada. Bu spreyler seviyeler herhalde şeydeki. Level'lar. 17 mi? Keko musun lan? Vay. Adam öldürme seviyeleri de olabilir. Çıldırtan teklifler. Evet, yine soldan gidiyorum. Keko gibi avlayacağım. Adamlar çünkü o taraftan gelmeye niyetli değil. Hep sağdan geliyorlar genellikle. Derken yapma be. Ortada alevlerin içerisinde kaldık. Oyun biraz takılıyor ya. Şöyle bir sarsılma var oyunda. Kasma var. Hissediyorum yani. İnşallah test server'ından kaynaklıdır abi. Birazcık şöyle bir kasılma olayı var çünkü. Belki siz de hissediyorsunuzdur. Tam ateş etme olaylarında yaşıyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Ben de diğeri vurdu zannet. Yes.
Oha, Lex de tam önüme çıktı ha. Ortaya alın ortayı. Lan ortada durun. Yok artık. Çılgın çılgın. Elim alıştı lan. Ne oluyor aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Elimiz mi alışıyor? Yoksa yeniliyoruz mu? Oğlum ne oldu lan bana orada bütün şeyleri içime çektim ha. Atak hiç yapmayacağım abi. Seris'i bekliyorum. Bu ne yapıyor orada? Kime düzüyor şimdi? Patlat lan patlat. Zamanıydı lan bumping. Adam geçiyor kör görmüyor. Öyle bir yere atmış ki bombaları hiç gözükmüyor zaten. Ne item alabiliriz? Moral desteğini bir kere daha geliştirelim. Atağımız sağlam olsun. Lex alacaktır büyük ihtimalle. Çünkü Lex'in abi oturtturmaları çok iyi. Gördüğünüz gibi aracı kimse ilerletmiyor bu takımlarda. Ne araç ilerletmebilir? Derkene çevrem sarıldı. Çok iyi sardılar harbiden. Allah belanı versin. Bak 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 kaç yerden vuruyorlar. Helal olsun valla. İyi sardılar ha çevreyi. Demek aracı alıp da ilerletememe diye buna diyorlar. Bumping yürü arkandayım. Oğlum kardan adam kostümü de güzelmiş ha. Oğlum bu nasıl oldu la? Artık yeter ya. Yemin ediyorum iki kere çaktım herif vurdukça canı doluyor. Herif vurdukça canı doluyor lan. O şey almış. Yüzde çalma mı almış o ne almış? Aynen. Vurdukça can çalma kazanmış. 30 seconds remaining. Artık yok. Sağ yumruk ne kadar güzel kaliteli vuruyordu eskiden. Demek ki kartı alınca ancak öyle sağlam vurabiliyor. Normal şartlarda işe yaramaz abi. Sağ yumruğu var hiç kullanmasan daha iyi. 10, 9, 8, araç kaldırdık. Araç kaldı. Ulti atmayacağım tabii ki. Ultiyi bir sonraki dakikalarda atacağım. Aracı bırakmayın derken orada bir karakterde bir şey oldu. Sarsılma oldu abi. Nedense. Tamam. Sakin. Sakin. Sıkıntı yok. Kalkanımızı da alalım. Hadi bakalım. Şimdi herif resmen yaşam sökme almış la. Vurdukça can çalma gibi. Şakalla 3'ü fulllemiş hatta. En iyi oynuyordur. Benim ultiyle şu an 10 numara bir hareket yapmam ki yapmam lazım ki MVP'ye çıkabileyim. Bunlar öldürme sayısı abi. Level değil. Kaç kişi öldürmüş? Oha Bumking'e bak lan nasıl 52 yaptın oğlum? Saf dışı bırakma benim bile 30. Bumking olacak o zaman. En fazla saf dışı bırakan falan oluyor ya. Ben de keko gibi Paladins'i basayım. Hadi gidelim. İyi bu olay iyi olmuş şu sprey abi. İşte ise şey yaptığını göstereceksin artık. Hani diyorlar ya oynayamıyorsun diye. Spreyi basacaksın tak 30 kill. Ayrıf şok olacak. Oyunun sonunda değil oyunun başında şok olacak artık. Evet yine oradan gelen yok gibi gözükse de sol taraftan gelebilir. Ulan hiçbiri yok. Ya dalga geçiyorsun ya. Lex'in yemin ediyorum kamufle olmuş herif ya. Hiç dikkatimi bile çekmedi. Help.
Bumpking'i oynadıktan sonra Bumpking'le oynadığımda abi Lex'le oynayacağım. İyi işte takım almış. Double kill. Gelsene lan Lex. Aaa önümdeki adamı öldüremedim. Öldü zannettim lan, bana şeyi verdi. Arkadaki Lex'i öldürmüşler o zaman. Ay tüküreceğim. Benim adam yan sıkıyor, dikkat ettiniz mi? Yandan vuruyor nasıl oluyorsa. Yürüyün lan yürüyün. Overtime. Oha olaya bakla yendik lan, şaka maka. Hiç umut etmiyordum, yemin ediyorum yeniliriz diye umuyordum. Çünkü ben berbat oynuyorum abi. Bir kasma oluyor, böyle bir donanma gibi hareketler var. Böyle ateş ederken oluyor genellikle. Dedim abi Bumpking 50'nin üstünde adam öldürmüş. Helal olsun, kardan adam kostümü de efsane duruyor. Evet gençler, dur bakalım. Normal şartlarda iyi mi kötü mü oynadık? Ki kötü oynadık da. Helal la valla, çatır çutur. Bumpking'i bayağı güçlendirmişler ha. Of 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 of, herif var ya döşemiş ya. Yemin ediyorum döşemiş. Çok sağlam oynamış. Helal olsun. Bakalım şimdi şeye bakacağım. Ödül listesine bakacağım. Kendi adımızı pek görmeyi beklemiyorum ama çoklu katletmelerde belki çıkmışızdır. Open chest işte geldi. Androxus level up chestleri geldi abi. Buna özel şimdi kart çıkacak. Gelsin bakalım. Kartların seviyelerini arttırıyoruz. Bu işe yarıyormuş. Önceden abi kartları biz kendimiz artılıyorduk. Artık kartlar kendileri bu seviyeleri arttıkça tek tek yükselecek. Bakalım iyi gibi duruyor. Oynadığımız karaktere göre kart seviyeleri de gitgide artacaktır. Hoşumuza gitti bu özellik. Bakalım, aynen en iyi çoklu katletmeyi zaten almışımdır. Onun dışında bir şey alamamışımdır diye tahmin ettim. 21 kişi, 27, 14, 36. Uf, herifler efsane. Neyse evden hiç değilse iyi oynamışım abi. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bundan sonraki bölümde Bumpking'le oynayacağım. Kendinize iyi bakın.